Bu dersimizde ekranda görmüş olduğunuz sehpayı 3DMAX programında modelleyeceğiz. Sehpanın ayaklarını loft komutunu kullanarak modelleyeceğiz ve ardından üst tablasını ve buradaki bağlantı kısımlarını modellemek suretiyle modelleme işlemini tamamlayacağız. Buradaki ayak modelinin resmini eğitim setimizin çalışma dosyalarından erişebilirsiniz. Görmüş olduğunuz buradaki resmi kullanacağız. Bu resimden faydalanarak modelleme işlemi yapacağız. Tabi modelleme işlemini yaparken buradaki resme ihtiyacımız var. Da Image programda açıp bunu görüntülemek gerekiyor ya da 3DMAX'in içerisinde, en doğru olan 3DMAX'in içerisinde görüntülemektir. Bu resmi 3DMAX'in içerisine aktarmamız daha iyi olacaktır. 3DMAX'in içerisine image dosyalarını direkt atamıyoruz. Bu nedenle 3DMAX'te bir tane 3D model, bir nesne, daha çok bu da plane'dir. Plane nesnesi çizip bunun üzerine bu resmi atayacağız. Önce standart nesnelerden bir tane plane nesnesi ekrana ekleyeyim. Buradaki nesnenin büyüklüğünü, uzunluk değerini 50 yapalım. Resmin ayak boyunun uzunluğuna göre ayarlıyorum. Yani diyorum ki bu ayağın uzunluğu 50 santim olsun. Ve resmin genişliğini de 30 olarak ayarlıyorum. Ardından materyal editörü açıyorum. M harfine basarak. Açılan materyal editörden bir tane boş slota geçiyorum. Buradaki materyal tipini çok önemli değil. Standart materyal tipi bizim için yeterlidir. Diffuse kısmının yanındaki None butonuna tıklayarak buradan kullanacağımız maps'lere, yani kanallara geliyorum. Bitmap kanalını kullanarak buradaki dosyayı çağırıyorum. Open diyorum. Ardından üst kanala geliyorum. Şimdi buradaki materyal slotunu alıp mouse'un soluyla sürükleyip buradaki plane nesnesinin üzerine bırakıyorum. Mouse'un sol tuşuyla basılı tutarak bu nesnenin üzerine sürükleyip bırakıyorum. Sonra Show Shade Material in Viewport buradaki butona tıklayarak bunun ekranda görünmesini sağlıyorum. Bunları yaptıktan sonra loft işlemi için önce bir yol gerekti. Bu yolu çizelim. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Sağa tıklıyorum ve Line seçeneğini kullanıyorum. Ekranda uygun bir yere tıklıyorum. Shift tuşuna basılı tutuyorum. Ve bu şekilde bir tane çizgi çiziyorum. Şimdi çizgimin tam boyunun uzunluğu 50 santime tekabül etmeli. Yani buradaki şeklin uzunluğu kadar olmadı. Ne yapabiliriz? Modify tabına geçerek Line'ın alt seçenekleri olan Vertex'e geçiyorum. Bir tuşuna basıp da geçebilirsiniz ya da buradaki simgeye tıklayarak geçiş yapabilirsiniz. Ardından buradaki Vertex'i seçtikten sonra Snap aracını açıyorum. S tuşuna basarak klavyeden. Şimdi W tuşu ile taşıma aracını aktif ediyorum. Snap aracı aktifken bu noktayı alıp buraya taşıdım. Şimdi artık noktanın uzunluğunu ayarlamak suretiyle çizginin boyunu net olarak ayarlayacağım. Buradaki Transform Tapping seçeneğini aktif etmek suretiyle buradaki X değerini 50 yazıp Enter'lıyorum. Böylece çizgimin uzunluğunu ayarlamış oldum. Şimdi çizgiyi uzunluğunu ayarladıktan sonra E tuşuna basarak Snap aracını da kapatırım artık. S tuşuna bastıktan sonra bunu 90 derece döndüreceğim. 90 derece döndürmek için arkadaşlar A tuşuna basıyorum ve Angle Snap Toggle'ı aktif ediyorum. Ardından çizgiyi 90 derece bu şekilde dik döndürdüm. Şimdi gelelim ikinci aşama, kesitler. Buradaki nesnenin kesitlerine ihtiyacım var. Ama onun öncesinde bu plane'i seçeyim. Bunu bir 90 derece dik çevireyim. Çünkü böyle yatayda bu resmi tam algılayamıyoruz. Şöyle X aksında 90 derece döndüreyim. Şimdi biraz daha net oldu sanırım. Ve ayrıca perspektif penceresini Alt W yaparak büyütüyorum. Şimdi görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar iki tane model var. Burası biraz bükümlüdür. Twist yaparak, yani büküm yaparak dönerken bu tamamen düz bir şekilde gidiyor üzerindeki livler. Öncelikle taban kısmına bakalım. Taban kısmı görmüş olduğunuz gibi bir çemberden,
kesiti oluşuyor. Kontrol tuşuna basılı tutuyorum, sağ tıklıyorum ve circle diyorum. Buraya bir tane çember çizeceğiz. Çemberin büyüklüğünü artık buradan da tıklayarak oluşturabiliriz. Yani buradaki nesneyi oransal olarak oluşturabiliriz. Çemberin modify tabına geçiyorum. Yarı çapını 1 gibi yapıyorum. Ve align diyelim. Buradaki nesneyi hizalayalım. Center center dedik. Ardından x z yönünde maksimum minimum olarak ayarladık. Son olarak getirelim. Bakın şu hizada getirdiğimizde aşağı yukarı oranı yeterlidir. Buradaki çemberi kullanacağız. Çemberi yanı sıra burada başka nesneler de var. Mesela kesitlere incelediğimizde burası hep çemberdir. Ancak şurası farklı bir nesne. Yani buraya ancak bir star nesnesi eklersek bu kesiti tanımlayabilecek. Bunun için de shape star'a geçiyorum. Create'den ardından shapes ve buradan star diyorum. Yine buradaki nesnenin hemen yanına iliştirelim. Snap aracını açalım. Buraya çakışık bir şekilde yapalım. Uzak bir yerde oluşmasın diye. Snap aracı açık olduğu için bakın belli noktalarda snaplardan kenetleniyor. Şimdi şöyle bırakayım. Snap aracını kapatıyorum. Bunu bir boşluğa taşıyorum. Buradaki nesnenin yarı çapı, ikinci yarı çapı, buradaki değerleri değiştireceğiz. Bunun yarı çapını 2 gibi yapayım. Dış yarı çapını da büyütelim. Points yani nokta değerini 12 yapalım. Fillet radius ve 2, 1 ve 2 değerini bunları arttırıyorum. Nokta 5 yapalım. Nokta 5 yapalım. Tabii 2 değer fazla gibi geldi. Ayrıca buradaki nokta sayısını da arttıralım. 16 yapalım. Buradaki değerleri düşürelim. Özellikle düşüreceğimiz değer burası olacak. 16. Buradaki şekli temsil ediyor. Yani buradaki kesiti temsil ediyor. Çapını biraz düşüreyim. Veyahut da direkt hiç buradaki değerlerle oynamadan scale işlemiyle biraz küçültüyorum. Şimdi şekli seçtikten sonra Z tuşuna basıyorum. Yakınlaşma işlemi yapıyorum. Buradaki bozulmaları mümkün olduğunca azaltmamızda fayda var. Evet. Bu şekilde şekli ayarladık. Bir diğer kesit ise arkadaşlar bakın tam şu kısımda. Yani şu kısımda da bir dikdörtgen kesiti var. Dikdörtgeni de eklemek için yine kontrol tuşuna basılı tutuyorum. Sağa tıklıyorum. Rectangle diyorum. Buraya da bir tane dikdörtgen ekliyoruz. Dikdörtgenin büyüklüğünü modify'a geçiyorum. Buradan çok küçük görünüyor. Ekrana yakın oluştuğu için align komutuyla buraya yakın bir yere taşıyalım. Center center diyelim. Üç yönde. OK diyelim. Bakın tam şu noktalar ikisinin bulunduğu düzleme taşıdım. 5 gibi yapalım. Biraz fazla oldu gibi. 4.5 yapalım.